İran'ın Orta Doğu'daki kılıcı. Orta Doğu'yu parmağında oynatan adam. Ya da hayalet general. Bu ifadeler, Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülen İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani için kullanılıyordu. Süleymani'nin hayatının büyük bir kısmı çatışma alanlarında geçti. Kasım Süleymani, 11 Mart 1957'de İran'ın Güneydoğu Eyaleti Kirman'ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hakim olduğu Rabort köyünde doğdu. Babası çiftçiydi. Sadece 5 yıllık ilkokul eğitimi aldı. 18 yaşındayken, işçi olarak devlette çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, şimdiki dini lider Ayetullah Hamani'nin sohbetlerine katılmaya başladı daha İran devrimi olmamıştı. 1979'daki İran devriminin ardından devrim muhafızları adına yürütülen çalışmalara katıldı. Kendisi o günleri, hepimiz gençtik ve devrime bir şekilde hizmet etmek istiyorduk, şeklinde anlatıyordu. Kasım Süleymani'nin adı ilk olarak i̇ran mırak Savaşı'nda ortaya çıktı. 20'li yaşlarında genç bir komutan olarak 41. Sarallah bölünün başındaydı. 1979'da merkezi yönetimin zayıflamasından istifade etmek isteyen Mahabad Kürtleri ayaklanmasını bastıran kuvvetleri yönetenler arasındaydı. Ayaklanma bastırıldığında henüz 22 yaşındaydı, ama gösterdiği performansla Tahran'ın gözüne girdi. Devrim muhafızlarının en seçkin birliği Kudüs gücünün başına getirildiğinde ise yıl 1997-yedeyi. İran kritik zamanlardan geçiyordu. Afganistan'da Taliban hareketi, doğu sınırlarında İran için ciddi bir tehdit olmaya başlamıştı. İran içinde ise değişim isteyen reformcu hareket Muhammed Hatemi liderliğinde iktidara gelmişti. Hatemi, İran'da devrim muhafızlarının etkisini kırmaya çalışırken, Hamaney tam tersine onları güçlendirmeye gayret ediyordu. Süleymani 1997'de başına geçtikten sonra Kudüs Gücünü adım adım istihbarat, sabotaj, suikast ve özel operasyon gücüne dönüştürdü.